Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Semih Aydoğdu, hobi olarak başladığı dağ tırmanışlarına bir yenisini daha ekliyor. Profesör Doktor Aydoğdu, Ege Üniversitesi'nin 60. yıl kutlamaları kapsamında 5895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı'na tırmanacak. Profesör Doktor Aydoğdu, Türk bayrağını, Ege Üniversitesi bayrağını ve 60. yıl logosunu Afrika'nın zirvelerine taşıyacak. Bu tırmanışa 28 Eylül günü başlayacağız. Yaklaşık olarak bir hafta kadar iniş ve çıkış bu süre içinde tamamlanacak. Çıkış tabii ki inişe göre biraz daha uzun süre, 4 gün çıkış, 2 günde iniş şeklinde gerçekleşti. Ege Üniversitesi televizyonuna konuşan Profesör Doktor Aydoğdu, bu yüksekliğe daha önce tırmanmadığını, böyle bir deneyimin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Tabii ki insanın ulaşmak istediği bir hedefe yaklaşmak üzere olması, sürenin giderek daralması giderek heyecanı daha çok artırıyor. Son iki haftaya girdik. İki hafta sonra oralarda olacağız. Kilimanjaro'nun eteklerinde olacağız. Ve bayramın ilk günü de inşallah Kilimanjaro'nun zirvesine ulaşmış olacağız. Adı heyecanlandırıyor her şeyden önce. Nerede olduğunu çok iyi bilmediğimiz bir yer Kilimanjaro. Afrika'nın ortasında, ekvatorun hemen altında ve orada kar olması her zaman inanılmaz olarak bulunulmuş. Ama 5000 metrenin üzerine çıkınca dünyanın neresinde olursa olsun kar ve buz olabiliyor. Kilimanjaro'da 5900 metre yüksekliğiyle Afrika'nın en yüksek dağı. Bu da heyecanlandırıyor tabii ki. Bir de başka bir heyecan var. Ebola heyecanı. O bölgeye aslında çok yakın değil bizim gideceğimiz bölge. 4000 kilometre daha uzakta. Ancak Afrika deyince herkesin aklına şu sıra hemen Ebola geliyor. Bu da tabii ki heyecanlandırıyor bir miktarda kendimizi korumak açısından. Dağ tırmanışlarını yıllardır hobi olarak sürdürdüğünü ifade eden Profesör Doktor Aydoğdu, Türkiye'de küçüklü büyüklü birçok dağ tırmanışına katıldığını ifade etti. Bazı dağlar, dağcılık deyince insanı korkutuyor. Dağcılık genellikle dağ kazalarıyla akla gelir. Ama bütün dağlar kazalarıyla meşhur değil. Dağcılıktaki kazaların en büyük sorunları da sınırları iyi bilmemek ve onları ciddiye almamaktan kaynaklanır. Eğer sağlığı yeterli, kondisyonu uygun kişilerse bazı dağlar, özellikle volkanik dağlar, çıkılması açısından çok büyük teknik güçlükler içermiyor. Profesör Doktor Semih Aydoğdu, bir sonraki hedefinde ise Himalayalar olduğunu belirtti. Nedir? Tabii hedefler bundan sonra daha da büyümesi gerekiyor. Yakın çevrede benzer hedefler var. Tırmanma koşulları Kilimanjaro'dan daha zor olabilecekler. Örneğin İran'da Demavend Tepesi 5800 metre yüksekliğiyle. En yakın zamanda gelecek yıl için inşallah öyle bir düşüncem var. Yine Gürcistan-Rusya sınırında olan Elburz Tepesi 5000'lik bir zirve. Bunların dışında tabii ki 6000'ler, 7000'ler insanı heyecanlandırmıyor değil ama bunlar için özel hazırlık, özel ekipman, özel teknik gerekiyor. Himalayalarda bir 6000'lik çıkabilmek tabii ki hedeflerim arasında var. İnşallah oraya kadar ilerleyebilme şansına sahip olurum.